Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün A grubu kadrolar için bir rehberlik yapmaya karar verdik. Aslında çoktandır bunu planlıyorduk. Fakat A grubu kadrolar, A grubu sınavları biliyorsunuz biraz daha teferruatlı sınavlar. 52 tane farklı alan hesaplanıyor burada. Dolayısıyla hani çok da bilgi sahibi olmadan sizi yanlış yönlendirmek istemediğim için ciddi bir araştırma yapıp en azından dilim döndüğünce A grubu kadrolarında yalnız olmadığını Erkan Hoca'nın onlara da destek olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını bilmenizi istedim. Bunun için de size bir takım bilgileri hem genel bilgileri vereceğim arkadaşlar hem de bir plan çalışma planı hazırladım. Bu planla ilgili genel bilgiyi verip bu planı da çalışma planını da size örnek olması açısından hem hemen videonun altında PDF olarak yayınlayacağım. Arkadaşlar bakın tekrar tekrar şunu söylüyorum. Herkesin kendine özel durumları vardır. Kendine özel kendine has çalışma planları yapmanız gerekir. Bunun içinde arkadaşlar benim size önerdiğim plan bir örnek teşkil etsin. Kabaca onun adı, onun altında siz değişiklikler yaparak planı kendinize uygulayın. Hani şimdi herkesin kendine göre özel durumları vardır. Neden diyoruz? Kimi işte iktisat çıkışlıdır, iktisat dersleri daha iyidir. Benim burada önerdiğim e, süre kadar iktisata zaman ayırmayacaktır, diğer derslere biraz daha ağırlık verecektir veya kimi hukukçudur, hukuk dersleri daha iyidir. Dolayısıyla e, genel olarak hukuk derslerine daha az zaman ayıracaktır. Bunu siz kendinize göre planlarsınız. Ama arkadaşlar. A grubu derslerine çalışmadan önce bakın çok teferruatlı bir sınav olduğunu söyledik. Ciddi bir araştırma yapmanız gerekir öncelikle. Sayısal verileri bulmanız gerekir. Geçmişte ne kadar kişi sınava girmiş, hangi kadrolara atanıyorsunuz? Çünkü 52 farklı puan türü hesaplanıyor dedik. Bunlardan en en önemlisi P48 ki biz P48'e göre zaten genel bir değerlendirme yapıp planlamamızı yaptık. Ben şimdi size önce bir takım sayısal verilerle başlayayım. 2020 yılında A grubu sınavlarına giren kişi sayısı arkadaşlar cumartesi sabah oturumunda 48 bin, cumartesi öğlen oturumunda 58, 68 bin pardon, pazar sabah oturumunda da 56 bin civarı. Yani siz yaklaşık 50-70 bin arası bir kişiyle yarışacaksınız. Önce bir bunu bilin. Bu çok büyük bir rakam değil arkadaşlar. Türkiye'de girilen sınavlara baktığımızda 50-70 bin rakamı. Bu kadar kişiyle yarışmak çok büyük bir rakam değil. Ciddi, disiplinli bir çalışma yaparsanız kesinlikle bu 50-70 bin kişi içinde ilk 5-10 bin gibi kişiler arasına girebilirsiniz. Böylece de en azından mülakatlarda şansınızı deneme, deneme kurum sınavlarında şansınızı deneme fırsatı bulmuş olursunuz olursunuz. Hani zor bir süreç bunu kabul ediyoruz ancak imkansız bir süreç değil yapacağınıza da ben inanıyorum. İlk sayısal verilerimiz böyle. Bir de arkadaşlar Biliyorsunuz KPSS A grubunda 9 tane ders var. Nedir bu 9 ders? İşte şöyle baktığımızda kamu, e, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe ki bakın bu hukuk, iktisat, maliye, muhasebe dörtlüsüne çok dikkat edin. Asıl bu bölüm. E, bizim için önemli olan bölüm, en çok da alımın olduğu bölüm e, ve P48 puanı da bu 4 derse göre hesaplanıyor. Ayrıca işletme ve istatistik var. Şimdi ben sizi biraz da umutlandırmak açısından çok zor olmadığını göstermek açısından e, bazı verileri paylaşacağım. O veriler şunlar. Geçen yıl 2020'de ki 2018-2019'a da baktım ben çok farklı değil. Bu derslerin hepsinden biliyorsunuz 40'ar soru var ortalamaları Türkiye ortalamaları bakın 58 60 bin 70 bin kişinin girdiği sınavda ortalamalar kamu hukukunun ortalaması 9 uluslararası ilişkilerin ortalaması 6 çalışma ekonomisinin ortalaması 8 hukuk ortalaması 13 bakın 40 soruda ortalama yapılış iktisadın 8 maliyenin 9 muhasebe 8 işletme 10 istatistik 2 buçuk Bakın ortalamalar. Yani siz gireceğiniz bu sınavda bu 40'ar sorudan 20'şer tane yaptığınız zaman rahatlıkla 80 puan üstünü görürsünüz. Bir kere bunu kafanıza koyun arkadaşlar. Yani e, diyelim ki P48 puanında hukuk, iktisat, maliye, muhasebe hesaplanacak. 160 sorudan 80 net çıkarttığınız zaman zaten küçük bir miktarda belli bir oranda da en azından yarısı kadar işte o 120 sorunun 60'ı 70'i kadar genel kültür genel yetenek çıkarttığınızda zaten 80'i göreceksiniz. Ve bu sınavlarda 85 ve üzeri alanlar her zaman o kurum sınavlarına, mülakatlara girmeye e, hak kazanırlar ciddi şekilde orada yarışma imkanı bulabilirler arkadaşlar. O yüzden gözünüz korkmasın. Ama ısrarla söylüyorum disiplin süreklilik sabır şart yani bu derslerde çok kolay değil işte hukukta 5-6 tane farklı bölüm çalışacaksınız hepsini 40'ta 40 gönül ister ki yapın ama 40'ta 40 yapmaya veya işte muhteşem olmaya uğraşmayın arkadaşlar 40 soruda 20-25'i hedefleyin 20-25'i yaptığınız zaman zaten çok iyi duruma geleceksiniz şimdi Buradan bunları söyledikten sonra P48'e göre e, ben hangi kaynakları daha çok duyuyorum? Hangi kaynakları öğrencilerimiz kullanıyor? Onlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar dedik ya. Süreç biraz zor ama bu süreçte sabırlı, disiplinli olursunuz. Olursanız mutlaka başarıya gidersiniz. P48'de arkadaşlar hesaplamalar şuna göre yapılıyor. %20 muhasebe, %20 hukuk, %20 iktisat, %20 maliye. %80. %10 genel kültür, %10 genel yetenek. Bazı arkadaşlar A grubunda en büyük yapılan hatalardan biridir. GK GG'ye hiç çalışmıyorlar. Arkadaşlar bir kere şunu bir, şunu bilin. Genel kültür, genel yetenek yani B grubu sınavına girmezseniz puanınız hesaplanmıyor. Ona mutlaka gireceksiniz. Ve ona girdiğinizde de 60 ve üzeri netler yaparsanız ciddi şekilde bir başarı. Yani Genel kültür, genel yetenekte 60-70 nete ulaşacak küçük bir çalışma istiyorum sizden. Ve bu çalışmayı ben planımda ilk 2 aya yaydım. İlk 2 ayda kısa çalışmalar. Alan çalışacaksınız yoğun olarak günde 8 saat çalışma öneriyorum. İşte bu 8 saatin 6 saatin alan çalışacaksınız ama en azından dinlenme çalışması olsun. 2 saatte genel kültür, genel yeteneğe ayırın ve 2 ayda bitirin. Bunu kesinlikle unutmayın. Genel kültür, genel yetenek bütün puanlarda en fazla %30 etkili arkadaşlar. Yani ağırlığınız A grubu olacak. Alanınız çok çok önemli olacak. Bunu bilin. Önerilerimden biri şu. Maliyeyi ilk bitirin. Birçok arkadaşınız da bakın hem KPSS sayfalarında veya başarıya gidenlerin büyük bir kısmı maliyeyi ilk bitirmeyi tavsiye ediyor. Başarı kazananlar da hep zaten onu öneriyor. Arkadaşlar maliye aslında çok zor değil. 40 soruda 25 nete rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir ders. Fakat birçok arkadaşımız maliyeyi veya işte maliyenin içindeki konuları daha doğrusu bütün derslerde konuları seçiyorlar. Diyorlar ki işte ben hukukta şunlara çalışayım şunlara çalışmayayım. Bunlardan çok geliyormuş, bunlardan az geliyormuş. Çünkü biliyorsunuz bu derslerin de içinde soru geliş ağırlıkları var. Bazı arkadaşlarımız işte bu soru geliş ağırlıklarına göre buradan 10 soru geliyor, ben buraya çalışayım ama şuradan 4 soru geliyor, buraya çalışmayın. Ben burayı iyi anlıyorum ama şunu anlamıyorum. Arkadaşlar bir kere konu seçmeyin. Hukukta, iktisatta özellikle dersleri ayırmayın. Çünkü ÖSYM'nin her ne kadar bu tür istatistikleri olsa da işte %15 şu ağırlıktan, %15 bu ağırlıktan, şu %15 şu konudan soru gelecek gibi istatistikleri olsa da her yıl bunlara uymayabiliyor. Özellikle bakın muhasebe dersinde biz bunu görüyoruz. Muhasebe dersinde son dönemlerde her ne kadar maliyet muhasebesi ağırlığı gelse de Birkaç yıl öncesinde denetim bölümünden daha çok soru gelebiliyordu mesela. Yani ÖSYM kendi istatistiklerine uygun davranmayabilir. Ve sizin için bir net dahi çok önemlidir. O yüzden konu seçmenizi önermiyorum. Ciddi bir zaman zaten önümüzde var. 6 ay, 7 ay ciddi şekilde, disiplinli şekilde bu derslere hazırlandığınızda hem bütün konuları bitirirsiniz rahatlıkla hem de birkaç defa bitirirsiniz. Hem de arkadaşlar ısrarla söylüyorum. Ee, bu 6-7 ay sonunda o disiplini bırakmazsanız, sürekliliği sağlarsanız ciddi şekilde 85 puanları görebilirsiniz diyorum. Bunlar önemliydi. Konu seçmeyeceğiz. Maliyeyi ilk bitirelim. Maliyede hangi kaynaklar öne çıkıyor arkadaşlar? 4T'nin kaynakları, Murat ve A kadro. Bu kaynaklar ön plana çıkıyor. Yine İktisatta yüksel bilgili tabii ki yüksel bilgili bir numara gibi hani bütün benim araştırmalarımda da arkadaşların zaten yanlış hatırlamıyorsam 4D'den çıkıyor onun soruları kitapları o bir numara Zeynel Diller ve A kadro şimdi A kadroyu burada da öneriyorum özellikle A kadroyu neden öneriyorum A kadroda İstanbul'daki görev yaptığım çalıştığım dönemlerden de ben A kadroyu biliyorum A kadro arkadaşlar sadece A grubu üzerine yönelen bir dershane. Kaynaklarını da ona göre hazırlıyor. Ve sürekli kendini yeniliyor. Hakikaten uzmanlık alanı edinmiş. Hani şöyle diyelim bir koltukta birden fazla karpuz taşımıyor. İşte A kadro. Ben diyor alancıyım arkadaş. Ben alanda ilerleyeceğim. O yüzden alanla ilgili sürekli kendini yeniliyor. Ve güzel de sorular, kaynaklar çıkartıyor. Kaliteli hocaları var. Yine hukuktan Murat Konsensus bakın konsensus özellikle öneri öneriyorum Muratı da özellikle öneriyorum Bir de temiz bunun yanına savaş yayınlarını koyabilirsiniz hukukta arkadaşlar özellikle çok tanımam ama hukuk öğretir diye bir YouTube kanalı var. Orada dersleri canlı ders mantığıyla ya da video ders mantığıyla e, mutlaka izleyin. Bakın bu derslerde anlamadığınız konulardan internete hemen girin. İSEM'de işte veya e, benim hocamda hocalar var. Oradan hangi hoca size hitap ediyorsa anlamadığınız bir dersi, kitaptan anlamadığınız bir dersi mutlaka video ders desteğiyle orada bir iki defa izleyin. Yani illa ki dershaneye gitmek gerekmiyor. Ama YouTube'dan bunu izlerseniz, bir, bir iki hocadan izlersiniz, daha sonra mantığını kavradığınızda kitaptan bir daha tekrar edersiniz olur. Hukukta dedik Murat konsensus konsensus özellikle söylüyorum temiz. Bunun yanına savaş yayınlarını koyabilirsiniz. Muhasebede arkadaşlar yine 4D, ee, A kadro ve pozitif muhasebe adıyla Orhan Sevilengül hocanın e, kitabını mutlaka öneriyorum ve arkadaşlar. Şimdi dört tane dersten önerimizi yaptık. Diğerlerini biraz da size bırakıyoruz araştırmalarını. Şimdi benim özellikle söyleyeceğim şu konu kitabınız bir tane olacak. Bir tane ana konu kaynağı koydunuz kenara. Bunun yanına özgün sorular, bunun yanına mutlaka çıkmış sorular. Arkadaşlar çıkmış soruları çözmek evet B grubunda da çok önemli, eğitimde de çok önemli ama A grubunda bir kat daha önemli. Bunu kesinlikle unutmayın. Her yıl bu derslerden ÖSYM e neredeyse 5'er 6'şer tane belki 10'a kadar çıkan sayıda eski çıkmış sorulardan çok benzerlerini ya da aynısını sorabiliyor. Yani en son muhasebede arkadaşlar bunu yaptığını söylüyorlar. Muhasebede 5-6 tane, 7 tane sorunun neredeyse birebir eski sorulardan olduğu söyleniyor. O yüzden çıkmış soruları bir defa değil bakın iki en az 2 3 defa tekrar etmek gerekiyor. İyice analiz etmek gerekiyor. Mantığını anlamak gerekiyor. Bir de tabii ki denemeler ısrarla öneriyorum denemelerde. Denemelerde hani birçok farklı deneme çözebilirsiniz. Ama özellikle Türkiye geneli denemelerinde Murat'ın denemeleriyle yine A kadronun denemelerini çözün. Çünkü sürekli kendini yeniliyor. Biliyorsunuz özellikle Türkiye geneli denemelerde dershane biraz da işleri gereği. Hani daha iyi olup bir sonraki seneye daha çok öğrenci alma isteği gereği e, Türkiye geneli denemelerine özellikle çok özeniyorlar. Onun için birçok deneme görün ama benim özellikle tavsiyem Murat A kadro denemelerini görün arkadaşlar. Türkiye geneli denemelerini. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra A kadroda daha doğrusu A grubunda e, yani bir KPSB ya da işte eğitim bilimleri gibi Böyle 3-5 tane mesela ben KPSB'de tarihten 4 tane 5 tane soru bankası ne bulursanız çözün diyorum. Arkadaşlar A grubunda çok çeşitli kaynak önermiyorum size. Konu kaynağınız bir tane olacak. Soru kaynağınız da yine bir tane böyle sağlam özgün bir kaynak yeterli. Onun dışında çıkmış sorular. Tabi çıkmış soruları da mesela şeyde hukukta çıkmış sorular konsensus çözün. Çünkü hem daha detaylı hani sorunun çözümü çok önemli. Birçok yayın çıkmış soruları bir şekilde kitaplaştırıyor, yayınlıyor ama arkadaşlar soruların çözümünü iyi analiz etmeyen yayınlar var. İşte cevabı veriyor. Cevap A. Neden? A'da şu 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 söylemiş. Peki B neden değil? C neden değil? D neden değil? E neden değil? Bunlara değinmiyor. O yüzden çıkmış sorularla ilgili kaynak alırken arkadaşlar mutlaka açıklamalarına bir bakın soruyu nasıl açıklamış, bütün seçenekleri açıklamış mı yoksa sadece doğru cevabı açıklayıp geçmiş mi? Sadece doğru cevabı açıklayıp geçmesi sizin için zarardır. Bakın bunun için bu önemli çok kaynak çeşitlemeyin iki tane soru kaynağınız olsun bunun biri çıkmış sorular biri de özgün iyi bir soru bankası olacak burada söylediğim yayınları özellikle kullanabilirsiniz. Ve bunları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar KPSS bir tekrar sınavı. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Yani bol tekrar eden, bol soru çözen başarıya ulaşacak. A grubu ise daha çok tekrarı gerektiriyor. Bakın bir kere konuyu bir kez okudunuz veya çalıştınız bitirdiniz. Ve burada da kesinlikle akademik bir çalışma yapmayın. İlk başladığınızda konuya A'dan Z'ye her şeyini öğrenmeye uğraşmayın, ezberlemeye uğraşmayın. İlk ay diyelim konuya başladınız. İlk ay arkadaşlar önce bir mantığını kavramaya çalışın. Alttaki detayları sonradan doldurmaya başlayın. Aynı bir evin binanın yapılışı gibi. Bakın bir bina nasıl yapılır? Bir bina yapılırken önce direkleri dikilir işte tuğlalar kabaca örülür. Biz buna kaba inşaat deriz. Siz bu derslerde önce bir kaba inşaatı yapın. Kavramaya, anlamaya, bağlantıları kurmaya çalışın. İkinci kez bir daha tekrar edeceksiniz. İkinci kez tekrar ettiğinizde ise işte o ince inşaatına girişin. Yani o ince detayları öğrenmeye çalışın ve ikinci tekrarda da yine konu çalışın. Bakın ilk iki tekrarda mutlaka konu çalışacak. İkinci tekrarda konu çalışırken yanına soru koyacaksınız. Üçüncü tekrarda ise sorular üzerinden gidecek. Doğrudan konu okumayacaksınız ve sorularda takıldığınız yerlere dönüp bakacaksınız. Bir de arkadaşlar mutlaka çalışmalarınızı yaparken kendinize hukuk İktisat işte muhasebe bu derslerden küçük çalışma kağıtları hazırlayın. Küçük küçük kağıtlar, önemli bazı konuları o kağıda yaz, bir kenara koy. Kartlar diyorum ben buna. Özellikle KPSS kartları. Bunlar çok işinize yarar. Çantanıza koyun. Seyahatlerinizde bunları gerekirse açar bir bakarsınız. işte iktisatta bilmem ne teorisi. Onu bir kağıda yazarsın. Öğrenmen gerekiyor. Ona bir bakarsın. Muhasebede yine işte bu hesap cetvelleri. Onları mutlaka öğrenmen gerekiyor bunları tek tek yazarsın. Arkadaşlar bu şekilde disiplinli bir çalışma yapmanız gerekiyor. Şimdi gelin ben size nasıl bir 3 aylık bir çalışma planı hazırladım ben. Bu 3 aylık çalışma sürecinde aslında bütün dersleri kabaca bitiriyorsunuz. Bir yandan bitirirken de bazı derslerin ikinci tekrarlarına geçiyorsunuz. İlk ay ki bakın programda e, günlük 50-100 soru. Çünkü ilk başlıyorsunuz. Konu ağırlıklı çalışacaksınız. Ben ilk aya İktisat ve maliyeyi birlikte götürmenizi, yani iki ders, iki ders götürmenizi istiyorum. Biliyorsunuz iktisat ve hukuk yoğun dersler. Maliye ise bir ayda daha kısa sürede bitecek dersler. Aslında iktisat da bir ayda biter ama iktisata biraz daha fazla zaman ayırırsınız. Ama bu iki alan dersinin yanında arkadaşlar Türkçe paragraf matematik ve tarihte çalışmanızı istiyorum. Ben bunu planda, planda zaten yer verdim. 8 saatlik planda yaklaşık 2 saat GKGY'ye zaman ayıracaksınız her gün. Geri kalan 6 saati alana ayıracaksınız. Bu 6 saatinde 4 saati iktisat, 2 saati maliye. Yani ilk ay itibariyle siz iktisatı büyük oranda bitireceksiniz. Dediğim gibi akademik çalışma yapmıyorsunuz. Önce kavramaya çalışıyorsunuz. Bütün detaylarıyla ilk konuda öğrenmiyorsunuz. Sonraki konularda detaylandıracaksınız. E, altyapıyı oluşturacaksınız arkadaşlar. İlk ay altyapı. Yine ilk ay maliyeyi bitiriyorsunuz. GKG7 de, de arkadaşlar benim size genel önerim şu. Size bir eğitimci ya da e, B grubu çalışan gibi GKG'ye çalışın demiyorum. Yani mesela bunu nasıl örneklendirebilirim? Benim tarihte iki tane listem var. Hani kanalımda. Bir 109 videoluk Tarih konu anlatımı listem var. Bunu en baştan alıp böyle sağlam bir şekilde tarihi çalışacaksınız diyorum. Fakat A grubuna bu şekilde bütün GKGY derslerini detaylı çalışmak yerine daha kısa videolardan, daha kısa konulardan çalışmasını öneriyorum. Bir de benim 38 videoluk arkadaşlar pratik tarih anlatımı var. Yani siz GKGY'ye 100 net, 90 net yapmak için çalışmayın. 60-70 net yapmak için çalışın. Ha, fazlası olursa olsun. Siz orada 60-70 net yapmak için bir çalışın önce. Hani daha dar kapsamlı çalışın. 38 videoluk tarih mesela sizin için yeterlidir. Yani tarihte genel olarak hocaların tekrar videolarıyla hazırlanabilirsiniz. Kısa notlarla hazırlanabilirsiniz. Onun dışında Türkçe'de işte diğerleri birkaç ay Türkçe'ye zaman ayırıyorsa, siz bir ayda 15-20 saatte dil bilgisi konularını bitirir. Soru çözümüyle ilerlersiniz. Türkçede de yine 30 soru var. 30 sorunun 30'unu çözmek değil de hedefiniz 20 soru çözmek olur. Tarihte 27 soru var. 27 soru değil de hedefiniz 15, 16, 17 soru çözmek olur. Fazlası olursa o fazlasını koyarsınız bir kenara zararı olmaz. Bu şekilde bir çalışma yapın. İlk ay Türkçe, tarih, matematik gidiyoruz. Matematikte de genelde zaten A grubu öğrencilerinin, A grubu arkadaşlarımızın, mezun arkadaşlarımızın e, iktisatçı, işletmeci vesaire oldukları için bu, e, matematikleri genelde iyidir. KPSS matematik de arkadaşlar neredeyse TYT matematik gibidir. TYT matematiğe denktir. Yani soru pratiğiyle hızlı bir şekilde konuları ilerleyebilirsiniz. Bir B grubu çalışır gibi çalışmıyorsunuz. GKGY daha pratik. İkinci ayda arkadaşlar bakın ikinci ayda birinci ay iktisat ve maliyeyi kaba inşaatını bitirirseniz ikinci ay hukuk derslerine başlıyorsunuz. Ve bu arada iktisat ve maliyenin ikinci tekrarlarına geçiyorsunuz. Yani günde 4 saat hukuk çalışıyorsanız tabi bu hukukun içindeki anayasa sırasını unutmayın. Önce anayasa hukuka çalışın arkadaşlar. Sonra diğer hukuklar gelsin. Bunları çalışırken iktisat ve maliyeyi de tekrar ettiniz. ikinci ay iktisat ve maliyenin ikinci tekrarını bitiriyorsunuz. Altyapısını iyice sağlamlaştırıyorsunuz. Bu önemli ama ikinci ay GKG'ye çalışmayı da bırakmıyorsunuz. Coğrafya, tarih ve matematiğin yanına coğrafya ekliyorsunuz. Türkçeden de her gün 10-20 soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bakın. Ben bu planı atacağım zaten birçoğunuzun kafasına bu plan yatacak, uyacak size. Çünkü biz pratik bir şekilde sınava hazırlanmalıyız. Akademik bir şekilde dersleri öğrenmemeliyiz. Coğrafyayı çalışıyorsunuz vatandaşlığı özellikle arkadaşlar ben alan gruplarında özel bir çalışma yapmanızı istemiyorum. ha hani Sınava yakın bir hafta kala falan vatandaşlık okuyabilirsiniz. Neden istemiyorum? Siz zaten hukukta vatandaşlığın daha üst düzeyinde e, hukuk çalışacaksınız. Dolayısıyla o hukuk çalışmasıyla vatandaşlığı normal GKG'ye vatandaşlığı yapabilirsiniz ona özel bir çalışma yapmayın. Güncel için de özel bir çalışma yapmayın arkadaşlar. Sadece bazen gruplarda şurada burada arkadaşlarınızdan öğrendiğiniz pratik bilgiler olursa küçük bir defterinize onları yazın. Sınava birkaç gün kala bunları okursunuz. Bu şekilde KKG'yi ilk iki ayda bitirdiniz. 3. ay bakın ikinci ay hukuku da bitiriyoruz. 3 ders bitti. 4 ana dersten 3'ünü bitirdik. 3. ay ne yapıyoruz? 3. ay muhasebeye geliyoruz. Muhasebeyi 3. ayda her gün 4 saatlik bir çalışmayla 6 gün tabii ki 7. gün tekrar olacak çünkü yapıyoruz. Bu arada hukukun ikinci tekrarını bitiriyoruz. İktisatın ise arkadaşlar iktisat maliye branş denemeleriyle soru ağırlıklı olarak 3. tekrarına geçiyoruz. Çünkü arkadaşlar iktisat özellikle hukuk ağır dersler ve çok tekrar etmek gerektirir. Yani 3-4 kere tekrar etmelisiniz. Branş denemelerine de burada artık 3. aydan itibaren geçiyorsunuz. Yine 3. ay sevgili arkadaşlar GKGY için sadece haftada 3-4 saatlik bir tekrar öneriyorum. Ki programda yazdım işte biraz Türkçe paragraf sorusu çözebilirsiniz. Her gün 10 tane 20 tane 2 saat, 3 saatte tarih, coğrafya özellikle tekrar gerektiren e, dersleri hızlıca tekrar eder, sorular üzerinden tekrar edersiniz. 3. ay haftada bir GKG'ye denemeye de geçersiniz. Zaten bakın maliye, iktisat, branş denemelerine 3. ay başlıyorsunuz. 4. ay ise e, bu program tamamen bittikten sonra bütün alan tekrar alan denemelerine geçersiniz. Haftada bir ya da iki alan denemesi çözersiniz sevgili arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmayın. Önemli bir nokta bakın. Benim programlarımın hepsinde bu mutlaka vardır. Tekrar çok önemli arkadaşlar. Bu sadece hani A grubunda değil eğitimde de çok önemli. Genel kültür genel yetenekte de önemli. Ön lisansta da orta öğretimde de hepsinde önemli. Bütün sınavlarda tekrar çok önemli. O yüzden ben size verdiğim programda da zaten yazdım. 1 günlük tekrar, 2 haftalık tekrar, 3 aylık tekrar öneriyorum. Bakın günlük tekrar nedir biliyor musunuz? Günlük tekrar nasıl yapılır? Bir kere bir konuya başlarken 10 dakika, 15 dakika bir önceki konuya hızlıca bir göz at. Bu hızlı bir tekrardır senin için. Artı her gün günün sonunda 30 dakika 40 dakika bunu zaman kaybı olarak görmeyin arkadaşlar. Raporunuzu tutun ve o gün yaptıklarınızı tekrar edin. Bakın o gün yaptıklarınızı o gün sen muhasebe çalıştın. İşte muhasebede neleri çalışmışsın. Şöyle konu başlıklarına hızlıca bir bak. Bak ben bunu çalıştım bunu çalıştım bunu çalıştım. Ben şunu da şunu öğrendim bunda bunu öğrendim. Kendi kendine söylen gerekirse kendi kendine bunu anlat. Ne öğrendin ne çalıştın gün sonunda kendini anlat. Yatmadan bunu yap ve raporunu tut. Ben bugün şu dersleri çalıştım, şu kadar çalıştım, şu kadar soru çözdüm. Ve her geçen ayda soru sayısını artıracaksın. Bakın ilk e, ilk ay 50-100 soruyla başlıyoruz. Günlük ortalama 50-100 derslerin içinde çözdüğün sorular. İkinci ay bu soru sayısı 150-200'e. Üçüncü ay 250-300'e çıkacak. Dördüncü ay zaten bütün konuları kabaca bitirmiş olacaksın. Dördüncü ay gerekirse bir kamp programı yapacaksın. Bütün dersleri ana e, genel olarak bir tekrar edeceksin. Soru sayısını gerekirse 500'e kadar çıkartacaksın. Ama arkadaşlar sizin gerekirse aynı soruları defalarca çözmeniz gerekiyor. A grubunda bunları kesinlikle unutmayın. Dördüncü aydan itibaren de hani ilk 3 ay e, konuları bitirdiniz. Branş denemesi yaptınız. GKG'ye denemesi yaptınız. Alan denemesi, GKG'ye denemesi haftada bir iki tane yaparak gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben A grubunda da sizlerin yanındayım. Elimden geldiğince hani konuları e, ağırlık olarak bir tarihçi olarak bilmesem bile araştırırım. Başarılı olan öğrencilere tek tek sorarım, hocalara sorarım. Kim nasıl çalışmış? Bunları size iletmeye uğraşırım. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben ne yaparsam yapayım, kesinlikle başarı önce sizden başlar. Başarı sizin kendinize inanmanızdan başlar. Bakın az önce sınava girenlerin sayılarını söyledim. Yani yaklaşık 50-60 bin kişiyle yarışıyorsunuz ve A grubunda kesinlikle başarılı olduğunuz zaman kariyer meslekleri sizi bekliyor. Kariyer meslekleri. Yani normal bir memurluğa atanmayacaksınız. Önce bu inançla, bu azimle yola çıkın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.